Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün videomuz çok eğlenceli. En sevdiğim oyunun seslerini yapıyorum. En sevdiğin oyun ne derseniz Minecraft. Biraz heyecanlıyım çünkü bu videoyu çekmek için biraz Minecraft oynayacağım. Aslında bayağı eğlenceli olacak benim için. Tekrardan seslerini yapmayı düşünüyorum oyunun. Benim için zaten ses tasarımı yapmak çok eğlenceli. Bir de Minecraft oynamak da çok eğlenceli. O yüzden benim için çok keyifli bir video oluyor. Bakalım siz de eğlenirsiniz umarım. Hadi gelin bakalım başlayalım. Burada kendime küçük bir ev yapmışım zaten. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Temel sesleri alacağım. Sandık açma, blok kırma, yürüme, koşma. Bir takım canavarlarla savaşacağım. Kürekle suda gezeceğim. Ve bunların sesini tasarlarız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Game modu survival yapalım. Temel seslerle başlıyorum. Öncelikle bir sandık açalım. Okay. Evet. Farklı zeminlerde yürüyelim. Mesela çimende yürüdük. Şimdi biraz kumda yürüyelim. Ama şu okçu adamlar beni korkutuyor. Bunlar burada olduğuna göre bunların kuleleri var. Daha görmedim bu serverda. İlginç. Arkadaşlar mümkün değil. Ben bu 5'ini bir anda yenemem ama zaten arkadaşlarım onu vurdu. Neyse bunlar birbirlerini de vuruyor. Oradan bir gerçi. Yok. Öldük. Neyse. Bir yandan benim Minecraft skinlerim belli olmuş oluyor. İşte burada. Gel gel. Bu sefer öldüreceğim seni. Hey. Hey. Yine de. Ben de hard moddayım herhalde ya. Oley. Öldürdüm. Tamam bak bunların hepsinin sesini tasarlayacağım. Son kez bir de kayığım var mı benim? Var. Bir de suya girelim. Onun da sesini alalım. Çok da oyun oynamış gibi olmadım şimdi ama olsun. Bir de son olarak bir Nether portalı açtım. Buranın da seslerini tasarlamak güzel olur. Kreatif moddayım ama hadi gelin. Ay, bu ışınlanmayı falan yapmak keyifli olacak. Buranın atmosferini çok beğeniyorum ya. Benim korkma seviyem. Bundan bile korkuyorum. Evet. Bir tane guest buldum şu an. Sesini duyuyordum demin. Beni çok korkutuyor. Bir kendisini de görsek. Enderman.
Ben var ya burada survival modda herhalde bir dakika falan hayatta kalırdım. İşte. Dokunulmuyor. Evet arkadaşlar ne kadar amatör olduğumu da belli ediyorum şu an. Hiç yanına yaklaşamamıştım. Kreatif modda kolay oldu. Ama güzel. Yeterince ses aldım aslında. Bence yeterince tasarlayacak şey çıktı. Enderman çıktı, Ghast çıktı. Ondan sonra buradaki atmosfer var. Nether'daki koşmalar, mağaralar vesaire. Artık oyundan çıkıp ses tasarımına geçebilirim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdi sırada kaydedeceğimiz sesleri yazacağız. Hangilerini kaydedelim? Çünkü bir sürü görsel elimizde var şu anda. Bunlardan 5 tane seçmeyi düşünüyorum. En çok istediklerimi yapacağım. İlki ışınlanmak. Portal açıp, bunu da not alayım. Portal açıp Nether'a geçmek. Bu kısmı kesinlikle tasarlamak istiyorum. İkincisi Nether atmosferi. Böyle sisli, korkunç bir hava var ya, onu bir tasarlamak istiyorum. Burada biraz elektronik ortamdan yardım alabilirim. Üçüncüsü Nether yaratıklarından bir tanesini tasarlayalım. Ghast veya Enderman olabilir. Dördüncüsü basit bir şey olsun, koşmak olsun. Mağarada ve çimende koşmuştuk ya. Beşincisi de yine basit olsun, kürek çekelim. Bir de eğer bunlardan vakit kalırsa, kılıçla savaşmıştık ya, ok falan atmıştık. Oraya da gireriz belki. O da bonus olur girersek. Onu da not alayım. Evet arkadaşlar, listeyi yaptığımıza göre listede bahsettiğimiz sahneleri kestim. Portal sahnesi, portala giriş. İşte ondan sonra Nether'ın içi. Burayı tasarlamayı düşünüyorum. Nether yaratığı olarak Enderman'e karar verdim. Enderman'in sesini baştan yapacağız. Çok heyecanlı benim için. Aklımda güzel bir şeyler var. Sonra şu koşma işi var. Önce çimende, sonra kumda koşuyor. Bunu tekrar tasarlıyor olacağız. Ve savaş sahnesini yapacağım. Buradaki kılıcı, oku, koşuşları falan yeniden tasarlıyoruz. Bir de ekstra olarak bonus kürek seçtim. Suda biraz kürek çekelim istiyorum. Böyle 6 tane küçük video tasarlıyor olacağız. Hepsini kaydetmeyi düşünüyorum. Biraz yaratıcılığımı konuşturmam lazım yani. Foley yapacağız. Neyi neye benzetip kaydedebiliriz? Ondan sonra burada nasıl işleyebiliriz? Ona bakıyor olacağız. Hadi gelin başlayalım. Evet. En zorunu baştan yapmaya karar verdim. Benim için de en zoru portal. Portala girmek, portalı yakmak, daha doğrusu portalı açmak diyeyim. Portalı açıp portala girmek, portaldan içeri geçmek benim için en zor sahne. Buradaki Flint de bana birazcık ipucu verdi.
Portalı açtığı kısmı çakmakla yapabilirim diye düşündüm. Şöyle bu sesi kullanabilirim diye düşündüm. Tabii ki çalışmayan bir çakmak buldum. Çünkü mikrofon falan kullanıyorum. Hiç riske atmak istemem hiçbir şeyimi. Zaten mikrofon da emanet. Şimdi bir izleyelim bakalım. Fıt, hemen bunu kaydetmem lazım. Çok küçük bir ses aldık. Bunu zaten reverb'lerle, bir takım filtrelerle büyütüyor olacağım. Çok güzel. Bu işimi görür. Bunun biraz perde değerini düşürürüm. Birazcık reverb. Evet, şimdi portalı açtık. Bu açıldığı, açık olduğu an var ya, orası için bir iki ses düşündüm. Bir önce şey yapacağım. Şöyle mikrofona elimi sürterek kaydedeceğim. Bu böyle bir dip gürültü yaratıyor. Sonra bu gürültüyü satürasyonla, glitchy efektlerle daha böyle bir elektrikli hale getireceğim. O portalın açıl, ben açığım sesini yaratmaya çalışacağım. Şimdi bir tane de ambiyansa katkıda bulunmak için seslendirme yapacağım. Arkadaşlar, kedim kapıda çok bağırıyordu. Bir kanalda onu kaydedelim. Ben şöyle kaydı açayım. Sen istediğine başla hayatı. Tamam, hadi git. Sıra geldi Enderman'imize. Sanırım Enderman WhatsApp diyormuş. Bir arkadaşım böyle dedi. O yüzden şöyle bir WhatsApp kaydedip onu Enderman sesine dönüştürmeye çalışacağım. WhatsApp. Şimdi sırada bir iskeletle savaşımız var. Burada kullanacağım malzemeler bir adet lastik sesi. Bir tane rendeden yararlanacağım. Rende mi deniyordu buna? Yok. Soyma cihazı. Bundan yararlanacağız. Bunlar iş görebilir diye düşündüm. Evet. Kalkan için çok uygun bir layer daha buldum. Daha demire yakın. O da bu. Bir de bir tane ok germe sahnesi var ya. O ok germe için şöyle bir ses kaydedeyim. Bunu biraz daha oka uygun hale getireceğim cidden. Bir de iskelete vurduğumuzda iskeletin dağılma sesi var. Onu da yaparsak bu sahne de tamam. Onu da anahtarla yapabilirim diye düşündüm. Bu arada bu benim Miam Stüdyosu'nun anahtarı. Thank you.
Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bu videoyu yaparken çok eğlendim. Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz üzere kanalımda ilgilendiğim tüm alanlarla ilgili içerikler çekmeye çalışıyorum. Siz de önerilerde bulunabilirsiniz. İstediğiniz özel bir içerik varsa aşağı yazabilirsiniz. Onu da çekmeye çalışırım. Haftaya yepyeni bir içerikle görüşmek üzere.